Bu videoda problemin asıl ne olduğunu anlatmak istiyorum. İnsanların en büyük problemi probleme karşı bakış açısıdır aslında. Problemin kendisi asla değildir. İnsanlar problemlerine genellikle bilinçli kısımdan bakıyorlar. Yani kendi bakış açısı, kendi bilgisi, bu zamana kadar yaşadığı tecrübeleri nedir kişinin? Örneğin kişi 30 yaşında. 30 sene içerisinde yaşadığı neyse, 30 sene kaç kişiyle görüştüyse, ne kadar tecrübesi varsa, okuduğu kitapları ile, bütün o 30 senelik bilgisiyle probleme bakmaya çalışıyor. Bu şekilde problemi çözmeye çalışıyor. Yani bilinç, şuur kısmıyla çözmeye çalışıyor. O yüzden çözemiyor zaten. Asıl problem, problemin kendisi değildir asla. Asıl problem, probleme bakış açısıdır. O sadece %7'lik kısımla bakıyor. Yani zihnimizin %7'lik kısmı bilinç, şuur. Bu şekilde baktığı için problemi çözemiyor. Yani kendi bakış açısıyla problemin sadece %7'si çözülebilir. Ancak o bakış açısıyla baktığı için çözemiyor zaten. Bir de zihnimizin bilinçaltı kısmı var. Zihnimizin bilinçaltı kısmı %93'tür. %93'te ne oldu? Acaba bilinçaltına geçmişte ne yaşadı? Dünyaya gelmeden önce bilinçaltına kayıt olan kayıtların içerisine dedesinin, babasının, annesinin söyledikleri hangi cümleler yerleşti geçmişte? O hepsi bilinçaltında. Veya onu asıl engelleyen bilinçaltındaki blokaj nedir? Buraya bakmadığı için bilinç altındaki onu bloke eden maddeleri bilmediğinden dolayı oraya bakmadığı için, bakamadığı için bilmiyor ki. Oraya bakmayı bilmiyor zaten. Oraya bakılacağını da bilmiyor zaten. Oralardaki onu engelleyen virüslerin ne olduğunu aklının ucundan bile geçiremiyor. Dolayısıyla her adımda %93 yanılma payı oluyor. Yani tam kendini düzeltmek için gayret gösteriyor. O zaman bilinçaltı kısmından çözemediği için o adımı %93 hatalarla dolu. Yanlış yapma ihtimali daha büyük. O yüzden çözemiyor. Yıllardan beri gayret gösteriyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, ona soruyor, buna soruyor. O psikolog, o doktor, o yaşam koçu. Hiçbiri %93'lük kısma bakmıyor. Hep %7'lik kısma bakıyorlar. O yüzden çözülmüyor zaten. En büyük problem o. Yani en büyük problem neymiş? Problemin kendisi değil asla. Kesinlikle problemin kendisi değil problem. En büyük problem probleme karşı bakış açısı. Bu kadar. Bunun başka yolu yok yani. Eğer bir insan şu anda önündeki problemi çözmek istiyorsa o zaman bakış açısını değiştirecek. Kesinlikle bakış açısını değiştirecek. Bilinç altında ne olmuş geçmişte, ne yaşamış şuur altında, ne olmuş, ne bitmiş? Testlerle, mimiklerle, vücut dili okumalar ile anlayan birisi varsa onun yanına gidecek. Kendi başına bu problemi çözmesi mümkün değil. Çünkü bu bilgiler, bu ilim, bu bilgi zembille aşağı inmiyor. Yani böyle aşağı doğru böyle iple, sepetle indirilen bir şey değil. Dolayısıyla kendisi çözemez. Yani çözdüğünü zanneder kitap okuyarak veya bir iki video izleyerek çözdüğünü zanneder ama yine çözemez. Çünkü o şekilde çözülmüyor. Çözmenin ilk adımı şu. Zihnimizin %7'lik kısmı bilinç olduğunu kabul etmesiyle başlıyor. Ve %93'lük kısmın da bilinç altı olduğunu kabul etmesi lazım. Yani zihnimizin büyük bir kısmı bilinç altımız. Yani bizi programlayan, bizi harekete geçiren beynimizin, vücudumuzun programları neredeymiş? %93'lük kısmında, yani zihnimizin %93'lük kısmında, bilinç altında olduğunu kabul etmesiyle, yani bu farkındalığı kafasına yerleştirdiği zaman ilk aydınlanmalar o zaman başlıyor. Yani o zaman düzelmeye adımlar atmaya başlıyor. Bu gerçeği kabul ettiği zaman kişi o zaman harekete geçebilir. O zaman ne yapar? Ha tamam. Demek ki ben şu anda bu problemi yaşıyorum. Eşimle sıkıntı yaşıyorum. 20 seneden beri. Veya 20 seneden beri cebime para girmiyor bir türlü. Para giriyor gibi oluyor ama paranın bereketi yok. Bereketsizliğin bilinçaltımdaki kodlardan
yaşadığım bir olaydan olabilir diye kabul etmesi gerekiyor. Veya şu anda sağlıkta bir problem yaşıyorsa, devamlı midem ekşiyorsa, midem kasılıyorsa, bunun sebebi bilinçaltımda geçmişte yaşadığım bir problem olabilir, bir travma olabilir. Veya söylediğim bir cümleden olabiliri kabul etmesi gerekiyor kişi. O zaman ailede, sağlığında, mesleğinde veya finansal konuda veya kendi özgüveniyle alakalı, kişiliğiyle alakalı problemi o zaman çözebilir. Yani bu 5 maddeyi o zaman çözebilir. Bu gerçeği kabul etmeye başladığı zaman. Yani problemlere karşı bakış açısını değiştirmeye başladığı zaman artık bir domino taşı gibi düşün. Adım 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 ne olur? Problemler çözülmeye başlar. Bakış açısını değiştirdikten sonra adımlar atarak hedefine varabilir. O zaman düzelmeye başlayabilir. İkinci maddeye gelelim. İkinci maddede yapması gereken şey bu problemi yaşıyor. Bu problemin yaşanmasına sebep olan bilinç altında, yani zihnimizin %93'lük kısmında geçmişte yaşanan bir program olabilir. Söylediği bir cümle olabilir. Veya annesinin, babasının, dedesinin kullandığı bir kelime olabilir veya yaşadığı bir problem bilinç altına girmiş olabilir. Yani sorunun, problemin kaynağının bilinç altı, zihnimizin %93'lük kısmında olduğunu kabul etmesi lazım. Geçmişte ben bunu yaşadım, o yüzden bunu yaşıyorum. Şu anda ayaklarım üşüyorsa 20 sene önce yaşamış olduğum bir vaka vardır. Ondan dolayı olabiliyor. Gerçeğini kabul etmesi lazım. Çünkü onu kabul etmeye başladığı zaman, yani farkındalık oluşmaya başladığı zaman harekete geçebilir. İçsel ve dışsal kaynaklar devreye girebilir. Üçüncü maddede de bizim bilinçaltımızda bizi engelleyen blokajlar, virüsler, geçmişte yaşadıklarımız ne varsa onları bulup yok etmeyi öğrenmesi lazım. Onları temizlemeyi öğrenmesi lazım. Yani bilinçaltında yaşadığı geçmişte bütün ne varsa onu engelleyen blokajlar, virüsler, eline bir süpürge alacak. Onları temizlemeyi öğrenmesi lazım. Bu üçüncü madde için kendine zaman ayırması gerekiyor. Kendine değer vermesi lazım. Yetiştirmesi lazım kendini. Bu anlattıklarımı gerçekleştirebilmek için beyaz atlı prensip beklemeyi bırak lütfen. Bu bilgileri, bu üç maddede yapman gerekenleri sana kimse zembille aşağı indirip vermeyecek. Böyle sepetin içerisinde al bu senindir demeyecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir beklentiye girme. Yani otobüs durağında seni kurtaracak otobüsü bekler gibi beklemeyi lütfen bırak. Yani bunun çözümünü böyle bekleyerek bulamazsın. Masal hikayelerini izleyerek sana boş vaatlerle yaklaşan insanlarla da çözemezsin. Yani YouTube videoları seyrederek bunu çözemezsin. Böyle bir şey yok. Çünkü o YouTube videoları senin durumuna, sana özel hazırlanmadı. Umuma, genele anlatıldığı için sana hitap etmeyecek asla. Dolayısıyla burada yapman gereken, seni engelleyen blokajlar nelerdir? Hedefime gidebilmek için ne yapmam lazım? Bunu anlayabilmemiz için teoriyi kenara bırakmamız gerek. Birebir gelmen gerekiyor. Yani şu ölüme geleceksin. Bu üç madde sende nasıl çalışır? Şu anda neredesin? Durumun ne? Seni engelleyen blokajlar nelerdir? Hedefin nedir? Buraya nasıl gidersin? Bunu birebir görüşmemiz gerekiyor. Bu gerçeği kabul etmen gerekiyor. Özet olarak seninle görüşmemiz gerek. Özel olarak adım adım ne yapacağını anlatabilirim. Öbür türlü sana 150 tane teknik versem, şunu 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 şunları yap desem, genel olarak yani teori olarak anlatsam hiçbirini yapamazsın. Zaten sana uymaz. Senin vitamin C'ye ihtiyacın var. Ben sana vitamin D veremem. Onun gibi bak olaya. O yüzden senin durumunu özel analiz etmemiz gerekiyor. Sen de istiyorsan o zaman bizimle ön görüşme yap. Bu ön görüşmeye katılmak çok basit. Hemen videonun altında link var. Linke tıklıyorsun. Form dolduruyorsun. Ondan sonra orada kabul, onay, değer kısmında hazır olduğunu anlarsak bizim arkadaşlar seni ararlar ve seninle ön görüşme yaparız. Bu randevuda adım adım ben sana ne yapman gerektiğini anlatırım. Sen de bizim programlarımıza katılan diğer binlerce insan gibi sen de arzuladığın hedefe çok kısa sürede ulaşabilirsin. Ömrünü tüketmeden, ömrünü zayi etmeden, gereksiz emek ve enerji harcamadan sen de binlerce insanın başardığı gibi sen de başarabilirsin.
Bunun için yapman gereken, dediğim gibi, videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Bu kadar. Bununla beraber bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz bizim 560 tane videosu ile dolu olan değerli kanalımıza abone değilsen abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşça kalın.